Güzel, harita gitmeden tek Tabii ki bir cümle. Zafer'cim, buyur. Çok konuştum bugün ama bak, ta oradan bir çeker misin Melih? Suriye'den. Suriye'den bak. En başa git, Zeytin Dalı Harekat Taburaya. Bölgesine git. Evet. Bak, bizim o operasyonları yaptık ya, o kırmızı yerler bizim Mehmetçiğin Çok zor kontrol oluyor, altına geliyoruz. Aldığı bölgeler. Karanlığa Bakın ta düşüyoruz oradan taburdan. O 911 Zeytin kilometre Dalı, orası. Zeytin Dalı o Reyhanlı, Samet onu verir Afrin, aslında bu tarafa. Bak, hemen. O Reyhanlı'dan İdlib sınırından ta şu Hakurk'a kadar, Kandil'e evet. kadar Türkiye o hattı bu bölgenin tamamına yaymak zorunda. Eğer bunu yapamazsak terörle mücadele istediğimiz Tabii. kıvamda olmayacak. Türkiye tarihin bu döneminde bunun mücadelesini veriyor. Bak orada bile ne kadar zor. Arada mesela o Münbiç'in kontrolünü Ruslar da bize bırakmadılar. Bir de bu evet, var. Hatırlarsan mesela orada Türkiye'nin en önemli tezlerinden biri oydu. Münbiç'in kontrolünü istiyorduk. Ruslar da izin vermedi. Sağ olsun, Samet hemen getirdi. Değil. Ama biz bak seninle beraber hatırlar mısın? Gittik Hulusi Paşa döneminde. Evet, Hatay'da. O İdlib'te yakın bölgeye kadar gittik. Bak onlar Mehmetçiğin operasyon Böyle. Yaptığı ve terörden arındırdığı yerler. Aslında bu plan ne biliyor musun? O koridor devlet. Sadece Suriye'nin kuzeyinden değil. Ta şu İran sınırından başlayıp Akdeniz'e kadar giden bölge. O sarıya birleştirmek. Tabii. 1300 kilometre orası. Türkiye'de birleştirmek orası. İstiyor o çizgiyi. ABD ve kontrolündeki Tabii. terör örgütü birleştirmek istiyor. Zafer Hocam mücadele şurası da var. Şurası da var. İran toprakları da var. Zafer şurası. O Sayın Eski Bakanım, Milli Savunma Bakanı'nın o ziyaretimizde şunu da görmüştük hocam. Kameraların kilitlendiği makineler var. Yani insan durmuyor başında. Silahlar da bu anlamda böyle çalışan silahlar da var. Bunu da söylemek gerekiyor. Yalnız Mehmet işte, nöbet tutarak hedef görüp ateş etmiyor. Melih işte oradan terör saldırısı olmuyor. Buraya girmene izin vermedikleri için, mücadele burada olduğu için buradan fırsatını bulduğu anda lojistik destek de veriyor, istihbarat desteği de veriyor örgüte. Sahaya sürüyor ama orada şu an onu yapamıyor. Kevgir gibi diyorlardı. O gün bize askerler bunu biz söyleyemeyiz dediler ama buradan geçeni kevgire çeviririz diyorlardı. O kadar korunaklı bir duvar hattı örülmüş, işte güvenlik sistemleri var. Dediğin çok önemli. Bu bölgeyi de yarmak istediler ama PKK'dan bahsetmiyorum. İçeride oraya yönelik eleştiriler bence bu amaca hizmet ediyordu. Tabii. Ama bu bölgede ne yazık bir de ki bu olay yaşanıyor. Şimdi kaçak göçmenler söz konusu olunca ne diye bağırdılar? Pankart yaptılar, parti binasına astılar. Hudut namustur. E kardeşim hudut namustursa sen burada Mehmetçiğin hudutu korumasına niye bugün kafayı takıyorsun? Çok doğru. Niye kafayı takıyorsun? Doğru bu. Çok doğru. Bu arada hudut falan o konu gelmişken Tabii şimdi demin sorduğun soru var. Ben Kemal Hoca'yı bölmemek için söylemedim. Bu niye bu dağların tepesinde bu sınırlar? Evet, sınır niye tepeden şimdi, geçiyor? Şimdi Misak-ı Milli'ye göre bizim sınırımız orada değil. Şu aşağıda Musul, Kerkük, Telefer. Onlar Oraları Misak-ı alıyoruz. Milli sınırıdır. Tabii. Kerkük. 1958'de Kral Faysal devrildi şeyde Irak'ta. İkinci Faysal. Haşimi Hanedanlı şeyler, Abdülkerim Kasım, subaylar darbeyle devirdiler. 1958'de Allah rahmet eylesin Adnan Menderes ve Celal Bayar toplandılar. O zamanki istihbarat teşkilatını da genelkurmayı da çağırdılar. Türkiye'nin buraya müdahale imkanlarını konuştular. 1958'de. Zaten o süreç nedeniyle biz Adnan Menderes'i kaybettik. Öyle şehit edildi. Bir yani boyutu da odur diyorsun. Bravo, bir boyutu odur. Yani bir boyutu Sovyetlerle ilişkileridir. Amerika ile mesafe koymasıdır. Bir boyutu Misak-ı Milli'yi tamamlayacak hamle için hazırlık yapmasıdır. Hı hı. Hem Allah rahmet eylesin Celal Bayar olsun hem Adnan Menderes. Çünkü Hatay'da biliyorsunuz daha sonradan ana vatana katıldı. Yani biz Irak'a baktığımızda senin sorun çok anlamlı bir soru. Neden o dağ tepelerinden geçiyor sınırımız? Ya o sınırı bizi mecbur etmişler. Mecbur kaldı. O zaman gücümüz yetmemiş. Ama şunu biliyoruz yani oralar Misak-ı Milli içinde Telefer %80'den fazla Türkmen yurdudur. Kaldı ki zaten bizim Misak-ı Milli sınırlarımız sadece Türklük üzerinden değil, Müslüman varlığı üzerinden çizilmiştir. Yani Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı bölgeler üzerinden çizilmişti. Buradaki hani Zafer'in söylediği şey var ya, bir sınır kavgası var. Orada var tabii, yani şunu biliyorlar. Burası bizim doğal hayat alanımız. Yani buralar öyle, şu anda siz haritaya çizmişsiniz bir şeyler, bakıyorsunuz işte evet görüyoruz, tamam. Uluslararası hukuka göre de kabul ediyoruz. Fakat uluslararası hukuk başka bir şey. Şu çizginin her iki yanında yaşayan ailelerin birbiriyle çok yakın akrabalık ilişkileri, Tabii. o sülalelerin aynı soydan gelmesi, aynı dili konuşması, aynı türküyü söylemesi, o bambaşka bir şey. Bir hikaye anlatayım isterseniz. Tabii, öyle çok hocam. Kısa. Hacı Bey Çayı'dır biliyorsunuz şu Şemdinli sınırı. Yani şuradan şöyle Hacı Bey Çayı geçer, şu kadar bir mesafe galiba. Şuradayım ben de. 2000 hocam bütün bölgede çalışmışsınız. 2012-13 civarı. Tam 10 yıl önce. Evet, Hacı Bey Çayı var şurada. Çocuklarla konuşuyoruz, köylü çocuklarla. Sordum, Irak nerede diye. Çocuk dedi ki, dedi işte abi 300 kilometre aşağıda dedi, Bağdat'ta. Burada soruyorsunuz. Evet. Bağdat'ta Irak diyor. Bağdat biliyor Irak.
Yani şöyle anlatayım evet, bu konuyu. Evet, yani öyle kavramsallaştırmıyor. Evet. O sınır yok onun kafasında. Yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla Irak uzakta bir yer. Şimdi Bağdat, tabii Irak. Şöyle bir çok şey önemli. Var. Melih Bey, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı başka bir şey daha var. Sahada güçlü olmak zorundayız. Hı-hı. Bunu yapmak için. Hocam, biraz böyle söyleyeceğim. Alacağım, o da şu. Şimdi Suriye'de bir ittifak kurduk. Rejim dışarıda kaldı bu ittifakta. Biliyorsunuz Öz Savunma Kuvvetleri, şimdi Suriye Milli Ordusu'da bir ittifakımız var. Harekatlara doğrudan iştirak ettiler. Hı hı. Şimdi bu bölgede Suriye'de ne oluyorsa aynısı Irak'ta olacağını farz ve kabul edersek eğer, yani burada bir Irak demokratik güçleri kurulabileceğini şu anda tahmin etmek çok zor değil. Evet. Ve bunun da ittifakını maalesef Süleymaniye bölgesindeki Talebani ile yapılacağını öngörüyoruz. Bunun içerisinde kim olacak? Amerika, PKK ve Talebani unsurları bir ittifak kuracaklar. Tıpkı şurada kurdukları gibi. Türkiye ne yapacak? İşte Sayın Hakan Fidan 22-24 Ağustos tarihlerinde bölgeyi ziyaret etti biliyorsunuz. Kimlerle görüştü? Bir, Bağdat'la, yani Irak yönetimiyle. İki, Erbil'le. Kimle? Demokratik Parti'yle değil mi? Barzani'yle. Barzani, öyle söyleyeyim, Barzani'yle. Bir de Türkmen cephesiyle görüştü. Yani burada Barzani ve Türkmen cephesiyle ittifak kurmak suretiyle Suriye'deki oyunun benzeri burada tatbik edilirse şimdiden öne alıyoruz. Hocam, bir noktanın altını çizmek istiyorum. Bence çok önemli bir konunun altını çiziyorsunuz. Bugünlerde dertleri işte Amerika'nın çıkarlarını savunmak olan ama milliyetçilik maskesi, ulusalcılık maskesi takanlar var. Bunların bir hedefleri de PKK'ya herhangi bir eleştiri geldiğinde savunmaya geçiyorlar ama Barzani konusunda Barzani güçlerinin, demokrat, işte Kürdistan Demokrat Birliği'nin Türkiye'nin düşmanı olduğunu söylüyorlar Gaffar. Ve PKK'ya kadar pek çok operasyonlarda, siz de anlattınız bir askeri olarak, Türk askeriyle işbirliği içerisindeki bir yapılanmadan var. Yani bunun da hedefi, şimdi Zafer az önce konuşuyoruz ya, iyi niyet var mı yok mu diye, çok stratejik ilerliyorlar. Önce asker kimlikleriyle diyorlar ki Türk askeri niye burada? Ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahada operasyonel olarak yardım edenleri asıl hedef gösteriyorlar. Barzani güçlerini gösteriyorlar. Ve dolayısıyla yani bunun iyi niyeti falan değil. Tabii. Bayağı stratejik gidiyorlar hocam. Bayağı Sentom'la, ABD, PKK ne diyorsa ben çok stratejik gidiyorlar. Zır cahilliklerinden bu konuşmaları yaptıklarına inanmak istiyorum. Çok ama iyi niyetli. Sen her zaman iyi niyetini koruyorsun. Talebani ile Barzani'de Türk diplomatik pasaportu var diye 1990'lı yıllarda. Talebani başka bir yerde duruyor. Talebani PKK'nın yani, Amerika'nın yanında duruyor ama Barzani konusunu bir şekilde konuşmak burada gerekiyor. Burada bir şey daha istedi Sayın Dışişleri Bakanımız. Bağdat'tan istedi bunu. Çünkü Bağdat'ın bu ittifaka katılması çok zor. İmkansız hatta bu koşullarda. Çünkü İran var devrede. Evet. Onun güdümünde Irak maalesef şu an. Dedi ki iki şey istiyorum senden. Bir, PKK'ya hemen terör örgütü olarak ilan et. Etmediler biliyorsunuz. İki, Erbil'le aramızda, daha doğrusu Erbil'le aranda olan petrol münasebetiyle tahkime götürdükleri süreç var ya, onu hemen iptal et dedi. Yani diyor ki hiçbir şey istemiyorum senden. Sadece yerinde kal, sessiz kal. Benim yapacağım buradaki müttefikliğe dokunma diyor. Bu müttefiklik kurarsanız daha kurma aşamasında Suriye projesini buraya tatbik etmesi Amerika'nın zor olabilir. Anlatabilir mi demek istedim? Yani daha koalisyon, maalisyon, hemen müdahale edelim, Irak'ta bir DAEŞ yaratalım daha demeden siz bu ittifakı önceden kurarsanız, Suriye'den elde ettiğiniz tecrübeleri istinaden, daha savaş burada başlamadan Amerika'yı buradan dışarıda tutarsınız. Valla hocam, yeri gelmişken bu diplomatik bir çabadır, gayret. Çok önemli bir çabadır bir de. Şunu da ekleyeyim ben buna. Bakın, biz hep şunu konuşuyoruz. Türkiye'de bir genel söylem budur. Siyasetimiz de bunu söyler. Komşularımıza iyi ilişki, komşularımız, komşuluk hakkı, komşu iyi bir şey. Ya bizim komşular komşu değil. Komşular komşuluğu bilmiyorlar. Evet. Böyle bir şey olmaz. Suriye yıllarca kucağında PKK'yı besledi. Yetmedi. Şimdi bakın, Bağdat yönetimi. Ya sen, Amerika talimat veriyor. Şu örgütü, şu adamı, bilmem neyi terör örgütü ilan ediyorsun. İstenmeyen adamı ilan ediyorsun. Amerika'nın sözüne göre yapıyorsun bunu. Ya da öbürü Rusya'nın sözüne göre. Ya senin komşun Türkiye var. Türkiye'nin o kadar hatırı yok mu? Yani biz komşuluk komşu, bizim komşular komşu falan değil yani. Evet. İran'ı ama gene bakın, en çok İran'a yükleniyoruz. İran gene bunların içinde iyi kalıyor. Böyle baktığınızda iyi kalıyor. İstikrarlı. Gürcistan'a bakın. Şey, Gürcistan komşumuz hesapta. Gürcistan'ın güneyinde Borçalı Türkleri var. Karapapaklar. Her türlü zulmü yapıyor Gürcistan. Komşu komşu diyoruz biz. Karanlık dönelim işte, öbür tarafa, Yunanistan'a, Bulgaristan'a. Yunanistan'ın Batı Trakya'da yaptığını hepimiz biliyoruz. Evet. Bulgaristan'da ne olduğunu gene şimdi son dönemde biraz, yani Sayın Cumhurbaşkanı kulağını çekti de Bulgaristan Başbakanı'nın, öyle bir düzeldiler. Yani bizim komşularda gerçekten iş yok. Biz ama güçlü olmak zorundayız. Şöyle, Gaffar'a belki böyle bir karşı çıkış değil de, ya bizim komşumuz artık özellikle güneyde Irak ya da Suriye değil,
Amerika Birleşik Devletleri. Yo, doğru diyorsun. Yani, doğru diyorsun. Adını koyalım. Ve bunu bizim haklısın. Devletimiz zaten bunu görmüş, sorunu görmüş, tespit etmiş ve kendisini buna göre aslında harekete geçiriyor, tedbir alıyor. Fakat biz artık güneydeki komşumuzun ABD ve onun kara gücüm dediği o yapıya yol vermeye çalıştığını maalesef içerideki birilerine anlatamıyoruz. Mesela Suriye söz konusu, Esad'la görüşün. Burada bana karşı çıkabilir Gaffar. Ya görüşün, görüşün de yani Esad da artık orada otoritesini sağlayabilmiş bir durumda değil ki. Ya da Irak'a bakıyorsun, işte aynı şey. Amerika gelmiş bu bölgede senin fiilen komşun haline gelmiş. Öyle yani ben karşı çıkmam. Şimdi Esad da bizimle görüşsün ya. Bu tek taraflı bir iş değil ki şimdi. Doğru, bakın, bravo. Bak şöyle bir sorun var. Yani Türkiye'de bu iki hükümetin irtibat kurmasını, istemeyen, yani bunu şöyle istemeyen, kötü niyetli onu engellemeye çalışanlar, Suriye'de daha çok, orada evet. daha çok var. Doğru. Ruslar da istemez senin görüşmeni, ister mi acaba yani? Nasıl olacak o iş? Amerikalı evet. zaten istemez, oraya kendisi kama gibi girmiş. Yani bu, ben şunun için söyledim bunu. O iyidir, bu kötüdür konusu değil. Tabii, yani tabii. Türkiye'nin güçlü olmaktan başka şansı yok. Hocam çünkü şunu deyince, ya Irak kardeşim, sen bölünmüşsün. Bak seni parça parça etmişler. Senin ilk yapacağın şey PKK'yı terör örgütü ilan etmek. Bizden daha çok buna ihtiyacın var. Ve bakın yapmıyor. Niye? Çünkü efendileri müsaade etmiyor Bağdat'a. Ya böyle bir şey olabilir mi? Evet, burada İran'dan izin alacak. Yok, Amerika'dan izin alacak. Altını çizmek lazım bence. Ama Amerika ile komşuyuz. Yani komşuluk evet. ilişkileri diyeceksek bir kötü şey daha komşuluk var. Amerika ile. Bir şey daha var. Amerika'ya doğru gidersek eğer, bakın burada Lübnan'da Beka Vadisi'nde yetişti bu ekipler. Burada henüz daha kamplar falan yokken 91 harekatı ve 2003 harekatının öncesi arası dönemde işte bütün bu Beka Vadisi'ndeki ve Suriye'nin güneyindeki kamplar buraya taşındı. Hı hı. Yani dolayısıyla kimse masum değil. Ve Amerika'nın yapmış olduğu iki tane harekat bölgeye, Körfez harekatı, PKK'nın burada bir şekilde palazlanmasını, yerleşmesine sebep olmuş. O çekiç gücün de çok şey var, etkisi tabii, var değil tabii. mi komutanım? Şimdiki o bu paralel bir şey vardı, hatırlarsın. 32. paralel. 3 ay yasak bölge ilan edildi. Neden yasak? Düşünün şimdi. 36 mı 32 mi? Tabii. 36. 36. 91 operasyonu evet. niye yapıldı? Irak evet. niye parçalandı? Neden orada böyle bir çok başlı bir yapı oluşturuldu? Evet. Evet. Etnik savaş şeyi merkezi haline getirildi. İşte bugün bunu görüyoruz. Tabii. Evet hocam, devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde yine bu konular var. Az önce üzerinde durduğumuz ama ayrıntılandırılamadığımız Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklama. Cumhuriyet Halk Partisi meclisteki mutabakata katılmadı. Mecliste grubu bulunan partilerden AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi terör saldırısının hemen ardından ortak bir metin yayınladılar. Ve bu metnin içeriğini biz daha önceki terör saldırılarından biliyoruz. PKK ile mücadelede kararlılığımızı net bir şekilde ifade ettiler. Yani TBMM gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sevk idare eden yapının altındaki partiler çok doğal olarak Türkiye'ye düşmanlık eden bir yapıyı kınadılar. Cumhuriyet Halk Partisi, yeni genel başkanı Özgür Özel, PKK'ya özel bir bildiri yayınlama gereği duydu. İki metin arasındaki farklara bakacağız reklamdan sonra. Özgür Özel'in CHP'si niçin bu mutabakata katılmadı? Hangi metinde hangi kelimeler var? Bunu da konuşacağız, bir reklam arası.